Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. ünite konumuz olan past simple tense'i hep birlikte beraber inceleyelim. Past simple tense geçmiş zaman demekti. Geçmişte yaptığımız olaylardan bahsederken simple past tense'i kullanıyoruz. Öncelikle to be fiiliyle simple past tense'i nasıl kullanıyoruz? Bunu incelemek istiyorum. To be fiilinin simple past hali was ve were şeklindedir. Was ve were neye göre kullanıyoruz? Öznelerimize göre was ve were'ü kullanıyoruz. Öznem I ise was, he, she, it'ten birisi ise was, you, we, they'den birisi ise were'ü kullanıyoruz arkadaşlar. Olumlu şeklinde I was, he was, we were şeklinde. Olumsuzları I wasn't, he wasn't, we weren't şeklinde. Soru yaparken was ve were yardımcı fiili başa geliyor. Was I, was he, were we şeklinde soru kalıbımızı oluşturabiliyoruz. Kısa cevap verirken de yes I was, no I wasn't, yes he was, no he wasn't, yes we were, no we weren't şeklinde kısa cevaplandırmamızı yapıyoruz. Şimdi bununla ilgili örneklerimize geçelim. Olumlu, olumsuz, soru ve kısa cevap cümlelerimize geçelim. I was a student. Ben bir öğrenciydim. Olumlu cümle. Olumsuz yapmaya çalıştığımızda I wasn't a student. Ben bir öğrenci değildim. Wasn't'ı kullanıyoruz. Soru yaparken was I a student? Ben bir öğrenci miydim? Kısa cevap verirken de olumlu kısa cevap verirken yes I was. Olumsuz kısa cevap verirken no I wasn't şeklinde kullanıyoruz. She öznem yine he she it'ten birisi ise she was a student. O bir öğrenciydi. She wasn't a student. Olumsuz yaptık. Soru sorarken de was she a student? O bir öğrenci miydi? Şeklinde sorumuzu soruyoruz. Yine kısa cevap verirken yes she was. Olumlu kısa cevap. No she wasn't. Olumsuz kısa cevap şeklinde oluşturuyoruz. Öznem you we they'den birisi ise were'ü kullanıyorduk. They were students. Onlar öğrenciydi. They weren't students. Onlar öğrenci değillerdi. Olumsuz yaptık weren't'la. Soru sorarken were'ü başa aldık. Were they students? Onlar öğrenci miydi? Kısa cevap verirken yes they were. Olumlu cevap. Olumsuz kısa cevap no they weren't şeklinde arkadaşlar. Fakat soru sorarken eğer WH question word'den birini kullanıyorsam where gibi bu en başa geliyor. Where were you? Sen neredeydin? Ve bu sorunun cevabı kısa cevap şeklinde değil uzun cümle şeklinde veriyoruz arkadaşlar. I was at home. Ben evdeydim şeklinde. To be fiili de simple past tense formunu gördük. Şimdi simple past tense'i normal eylem bildiren fiillerle nasıl kullanıyoruz ona bakalım. Simple past tense geçmiş zaman demektir. Geçmişte meydana gelmiş olaylardan bahsederken kullanılır. Eylemli cümleler için düzenli regular veya düzensiz irregular fiiller kullanılır. Şimdi düzenli fiiller regular verbs, düzensiz fiiller irregular verbs nasıl kullanılıyor? Aradaki fark nedir? Ona bakalım. Düzenli fiillerde eğer fiilin sonu sessiz harfle bitiyorsa ed'yi ekliyorum fiile. Fiil bu şekilde simple past geçmiş zaman haline dönüşüyor. Walk, walked. Hate sonu e ile bitiyorsa sadece sonuna d ekliyorum. Hated şeklini alıyor. Study sonu y ile bittiği için y'yi atıyorum. Onun yerine ied ekleyerek studied şeklinde past simple tense düzenli fiil formumu oluşturuyorum. Düzensiz fiillerde biraz daha farklı durum. Düzensiz fiiller kendileri değişebiliyorlar veya hiç değişmiyorlar. Örneklere bakalım. Come gelmek fiili came haline dönüşüyor. Buy satın alma fiili bought haline dönüşüyor. Put koymak fiili yine put olarak ikinci halinde görebiliyoruz. Bununla ilgili örneklere bakalım. She walked to school. O okula yürüdü. Olumlu cümlesinde walk düzenli fiil olduğu için ed takısı ekleyerek cümlemi simple past geçmiş zaman yaptım. I bought a new car cümlesinde buy fiili düzensiz fiil olduğu için simple past yaparken buy fiilini bought haline çevirdim. I bought a new car yeni bir araba satın aldım şeklinde. Olumsuz yaparken didn't yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bunu tekrar şimdi birazdan formlu olarak göreceğiz. Fakat didn't'tan sonra gelen fiil her zaman birinci halinde geliyor. She didn't walk to school. Okula yürümedi. Burada da aynı şekilde fiilin düzensiz de olsa didn't'tan sonra onun birinci halini yazıyorum arkadaşlar. I didn't buy a new car. Yeni bir araba satın almadım.
Soru yaparken de did yardımcı fiilin başa geliyor. Öznem takip ediyor. Did she walk? Yine fiilin birinci anını kullanıyorum. Did she walk to school? O okula yürüdü mü? Şeklinde sorumu oluşturuyorum. Düzensiz fiillerde de aynı şekilde did yardımcı fiili başa geliyor. Öznem ve sonrasında yine fiilimin birinci anını kullanarak sorumu oluşturuyorum. Did I buy a new car? Yeni bir araba satın aldım mı? Şeklinde. Şimdi formülleri bir kez daha incelemek istiyorum. Simple past tense'te olumlu affirmative cümle yaparken özne başa gelecek. Sonra fiilin her zaman ikinci hali ve nesne şeklinde devam edeceğim cümleme. Olumsuz cümle yaparken de yine özne başa geliyor. Didn't yardımcı fiilini kullanıyorum ve her zaman fiilin birinci halini kullanıyorum arkadaşlar. Burası önemli ve sonra nesne ile olumsuz cümleme devam ediyorum. Soru yaparken did yardımcı fiilin başa geliyor. Öznem ve yine fiilin birinci anlık kullanarak sorumu oluşturuyorum. Şimdi bunlarla ilgili kısaca bir iki örnek bakalım. She invited me her birthday party. O beni doğum günü partisine davet etti. Davet etmek fiili düzenli bir fiil olduğu için ve sonu e ile bittiği için sonuna d ekleyerek fiili past form'a dönüştürdüm. Simple past tense'de bir cümle oluşturdum. Olumlu bir cümle oluşturdum. Bunu olumsuz yaparken özneyi başa alıyorum. Didn't yardımcı fiilini koyduk. Ve sonrasında fiilin birinci halini yazıyorum arkadaşlar. Yani yılın halini yazıyorum. Invite. She didn't invite me to her birthday party. O beni doğum günü partisine davet etmedi şeklinde. Soru yaparken az önce gösterdiğim gibi yine did yardımcı fiili başa geliyor. Öznemi koyuyorum. Ve sonrasında fiilim yine birinci halini kullanarak soru oluşturuyorum. Did she invite me to her birthday party? Beni doğum günü partisine davet etti mi? Şeklinde. Düzensiz bir fiil olan come fiilini olumlu past simple tense'de nasıl kullanıyoruz ona bakalım. They came to our house yesterday. Come fiili düzensiz olduğu için came şeklinde past form'a dönüştü ve olumlu cümlede came ikinci halini kullandım. Olumsuz yaparken özlemi yazıyorum. Didn't yardımcı fiilini yazıyorum. Ve come'ı came fiilinin birinci halini olan come'ı yazıp olumsuz cümleme devam ediyorum. They didn't come to our house yesterday. Dün onlar evimize gelmedi şeklinde. Yine soru cümlesi yaparken did yardımcı fiili başa geliyor. Özne ve yine fiilin birinci halini yazıp sorumu oluşturuyorum. Did they come to our house yesterday? Dün onlar evimize geldi mi? Past simple tense form ve yapı olarak bu şekilde arkadaşlar. Unutmamamız gereken en önemli bilgi özne, fiilin ikinci hali ve obje şeklinde kullanıyoruz simple past tense'i. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere.